Merhaba. Herkese merhaba, günaydın. Günaydın da daha vallahi yeni aydı. Çok şiddetli bir yağışın gök gürültüsü, dolu, yağmur. Akabinde hafiften hava açmaya başladı. Evet, çok fena oldu. Rüzgar, fırtına, elektrikler gitti. Bu arada ne oldu? Fındık doğum yaptı. Fındık doğum yaptı kulübenin evet. içinde. Bir de onu koşturduk ya. Evet. Yağmurda. Ay, üşüdüm yalnız. Hadi sen battaniyesini götür hayatım. Haydi fındığın. Bakalım gidelim. Fındığımız doğum yaptı. Size de onu göstermek istedim. Şimdi şöyle polar battaniye aldım. Çünkü yağmurda ıslanmış doğum sancısı çekerken. Şöyle hemen gösteriyorum. Bakın o bir doğurdu. Biz 10 doğurduk gibi bir şey oldu. Böyle bebeği, bakın daha yeni doğdu. Fındık şu an kendini temizliyor. Yavrusunu temizliyor. Ben şimdi polar koyacağım. Bakın daha yavrunun gözleri açılmamış. Bir tane doğurdu şimdiye kadar. Yaklaşık sabah bir 5-6'dan beri doğum yapmaya çalıştı ve yaptı da. Güzel bir şekilde de ıslandı ve titriyor şu anda. Benim onu hemen örtüp sonra devam ederiz. Fındık al. Ay, emmeye de çalışıyor. Ben... Dur. Fındık, örtsem seni olur mu? Tamam. Evet, dur fındık, korkma. Korkma fındık, korkma. Tamam, hadi bakalım. Üşüdün değil mi? Yoruldun. Paskal'la merhaba. Şimdi yemek saatleri. Öncelikle fındığın yemeğini işte vardı. Kurabiye gibi hani köpek ödül şeylerini götürdüm ki güçlensin diye ki keza gel oğlum ye. Ben çıktığımda yemek arıyordu ve acıkmış. Gel ye. Paskal'a ye. Şimdi ama size bir kötü haberim var. Biraz ağladım. Çok şok yaşadım çünkü. Fındığın bir tane bebeği ölü doğdu. Bir tanesi hala yaşıyor. Bakın şu an ayaklandı. Gayet güzel. Yemeğini yedi. O bebek bir tane. Diğeri de maalesef şu an almıyorum. Biraz hırçınlaşabilir elimi uzattığımda. Tekrar çıktığı zaman alıp gömeceğim bebeği. Her neyse. Fındık. Şöyle size göstereyim. İşte hayat bu kadar. Ne diyeceğim de bilemiyorum. Çünkü ağladım. Üzüldüm. Ama bir tanesi hayatta. Arada o kadar sabah şiddetli rüzgar, fırtına, dolu oldu ki bakar mısınız kapımız kırıldı rüzgardan ve her şey uçtu. Şimdi şu kapıyı da kaldırayım. Kapı zaten biz yapıyoruz, kırılıyor rüzgarda. Akşamı ettik. Oğlum Paskal. Mama yiyor Paskal şu anda. Ben de şöyle Paskal için bunlar. Çünkü yağmurdan ıslanmış kulübesinin içi. Hem onun kulübesinin içindeki şu ıslak örtüleri alacağız. hoş geldin. Hem de biraz soğuk hava. Biliyorsunuz kış da geliyor artık. Güzelce içini alıp bu yenileri koyacağım. Bir de şimdi şunun önüne Ender'le bir daha bu geceden sonra yağmur gösterdiği için ay ne kadar yakıştın oraya.
Evin çok güzel. Gözüne daldım da Pascal'ın. Ağlıyor mu, akıyor mu? Şu önüne böyle su tutucu yapacağız. Biraz kulübeyi yükselteceğiz. Ve fındığın kulübesini biraz daha şu tutucuyu öne çekeceğiz. Çünkü yağmur girmesin. Fındığa temiz su koydum. Bakalım ne yapıyor. Fındık, nasıl bebeğin? İyi mi? He? İyi mi bebek? Emmeye başlamış artık bebeği. Onu böyle yalıyor sürekli. Ay canım. Canım ya. Canım, canım, canım. Hadi bize kolay gelsin. Şimdi güzelce yapalım. Ender'i bekliyorum şimdi. Şöyle artık evde fazla olan çarşaf, nevresim seti, pike, bunları kullanacağım. İşte bakıyorum, eğer iki tane varsa birini bu canlara kullanıyorum. Olsun, biz bir şekilde yine bir şeyler örtünebiliriz ama bulabiliriz. Onlar bulamaz. Hep öyle bakıyorum. Paylaşmak güzeldir ama sokak hayvanıyla, ama insanlarla paylaşmak her zaman bence insanı manevi yönden çok arttırır, güzel hissettirir. Bu sebeple de ben de böyle bunları paylaşıyorum, her şeyimi. Bakın halımı bile paylaşıyorum. Salonun halısı bu. Hiç önemli değil, benim salonum halısız olsun. Ama fındık ve yavrusu rahat etsin, yumuşak yumuşak. En yumuşak oydu. O halıydı, onu serdim. Daha yumuşak bir şey olsa onu sererdim. Onların rahatı ve keyfinin yerinde olması o halının benim salonumda durmasından daha mutluluk verecek bana. Daha rahat uyumamı sağlayacak. Daha rahat hayatımı geçirmeme yardımcı olacak. O huzur, o manevi huzur çok güzel. O yüzden hani salonda halı varmış yokmuş çok da umurumda olmaz açıkçası. Ender geliyor. Toplamış takımlarını. Hayatım, canım. Benim. Gece operasyonu. Pas koş. Pascal'ın gözüne bir bakar mısın? Akmış mı? Bak sen gelince sana hırlıyor fındık hayatım. Yavrusunu sakınıyor, ne yapsın? Şimdi ne yapacaksın Ender Bey? Biraz anlatsana. Şuradan tahtaları üst üste şey yapacağım, yapıştıracağım, üstüne de bunu koyacağım. Hı. Biraz da yükselteceğiz herhalde. Alttan mı? Bence iyi onun yükseltliği değil mi? Evet. Yüksekliği. Bakın içi de şu şekilde. Şimdi içini de temizleyeceğim ben onun. Gel, gel. Yemek yiyor. Şimdi bitirdik. O üzerinden soğan halısı çerçeveyi güçlendirme için Ender tahta kesiyor ölçülerinde. Şimdi naylon çakıyoruz. Ender çakıyor daha doğrusu. Ki su almasın diye ve rüzgardan korusun diye. Şöyle önüne
rüzgarlık yaptık ve su almasın diye sağlı sollu tahtalar koyduk. Şimdi naylonunu geçiriyoruz. Evet, onu idare edecek şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi naylonu da koyduk. Su almayacak, en azından rüzgar almayacak. Şimdi Ender ser hayatımı. Ben buraya nasıl gireceğim? Ben hayat mi yapayım? Sen yapabilirsin onu. Şöyle alt. Bana arkanı dönüyorsun diye. Alta güzelce ser, üstüne de o sıcak tutacak pamuklu pikeyi koyalım. Evet, gel bakalım Pascal. Burada bekliyor da. Bakayım. Oh! Böyle işte. Güzel. Gel Pascal. Gel bakalım. Gel. Gir bakalım. Gel. Gir bakalım. Gel. Gel Pascal. Gel. Al. Gir. Gir bakalım, bir denesene oğlum. Hadi. Gel. Bir git. Git yerine. Aferin. Beğendin mi? He? Temiz ve sıcak. Oh! Güzelce keyifli keyifli yat orada ha çocuğum. Aferin sana. Orada bayağı bir heyecanlandı, yerleri kazdı. Oh! Çok da yakıştı. Ah! Turuncu turuncu. İyi keyifler, iyi istirahatler. Dur, fındığa koyacak mısın, ben mi koyayım? Mamayı al oradan. Ben alayım. Fındık bu senin sıcak tutması için koyuyorum. Yanlış anlama, tamam mı? Heh. Şöyle en azından. Heh. Tamam mı canım? Heh. Tamam. Çok bellemek istemiyorum o yeni anne. Şurada mamasını da koyalım. Ah, ah. Heh. Evet. Onlar da orada. Yavruya da bakışınızı kıpırdanmaya başladı artık. Hadi rahat bırakalım onları da. Biz eşyalarımızı toplayıp gidelim. Suları var, mamaları var. Tamam. Pascal! Can Pascal! Oh! Temiz temiz. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.